Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın, kitap okuyamıyorum. Bir de Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası telif yedi. Telif yiyince benim moralim bozuldu. Sonra telif atan firmaya mail attım. Dedim ki neden telif attınız? Sonuçta ben burada bir hayırlı bir iş için uğraşıyorum. Hani bu işten bir para kazanmak gayem yok. Zaten yani 100 abonem var falan dedim. Hani son ben burada dedim bir kişiye ulaşmaya çalışıyorum hani. Bir kişiye bile faydam olsa benim için kâr, ben o gözle bakıyorum. Ama şimdi kitap telif yiyince hani benim motivasyonum kırıldı falan diye ben mesaj attım. Çünkü 6 saat sürüyor bazı kitap, 7 saat sürüyor, okuyorsun bunu. O vaktini buna ayırıyorsun. Sonra birisi telif atıyor. Tak, video kalktı. O kadar emek çöp. Kimseye de bir faydası olmuyor. Öyle olunca haliyle çok can sıkıcı oldu. Firmanın bana dönüşü şu. Dünya malı haline gelmiş. Kamu malı haline gelmiş. Dünya malı. Kamu malı haline gelmiş. Kitapları okuyun. Yani mesela dünya klasikleri olur. İşte ya da hani bu kitap kamu malıdır şeklinde. Yani adam yazmış, hediye etmiş dünyaya. Herhangi bir kar beklentisi olmayan kitaplar ya da telif hakkı alınmamış kitaplar vesaire vesaire. Yani kitabın peşine kimse düşmeyecek. O şekilde kitapları okuyabilirim. Çünkü bir telif daha yersem herhalde zaten kanal kapanacak. Şimdi Sabahattin Ali telif yedi. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu var. Onu okuyacaktım. O da telif yiyebilir. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okuyacağım. Sıradaki kitap olarak. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız bu sefer. Sanırım yabancı kitaplarda sıkıntı yaşamam. Çünkü okuduğum şu ana kadar hiçbir kitap telif yemedi. Ya da fark edilmedi, bilemem. Mesela bu yüzden kanaldaki Türkçe kitapları da kaldırmayı düşünüyorum. Mesela Elif Şafak İskender kaldırmayı düşünüyorum. Ya da var mıydı? Mehmet Rauf Eylül kaldırmayı düşünüyorum. Yarım kalacak. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü telif yerse kanal kapanır. Bu sefer hepsi gider. Böyle olacak yani bundan sonra. Takip eden varsa şimdiden kusura bakmasın. Yani devam ettiği bir kitap varsa da yarım kalıp kaldırılırsa video, bundan dolayı rahatsızlık duymazsınız inşallah. Yani bu şekilde olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.